Evet sevgili dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Bakın böyle bir alandayız. Buranın ne olduğunu gördüğünüz zaman zaten anlamışsınızdır. İnsanların yaşadığı alanlar ve hiç bilinmeyen bir yeraltı şehri mantığında yine herkese merhaba diyelim. Görselliği mükemmel. Bakın gerçekten kırmızı taştan yapılmış. Bölgedeki bir taş yapısıdır bu. Evet, yapılmış bir taş. Bu arada arkadaşlar gözlüklerini unutmuşlar. Varsa buradan sahibine de bu şekilde iletmiş olalım. Görmek isterse. Yani şu taşa sabitlemek isterdim ama sabitleyemiyoruz. Neyse. Durum bu şekilde. Güzel bir görüntü. Gerçekten mükemmel bir yeraltı şehri yapılaşması. Kayanın büyüklüğü mükemmel. Ne kadar derine gidiyor? Büyük müdür, küçük müdür? Hiçbir bilgim yok. Gezmedim. Zaten hiçbir zaman videolarda önce gezeyim sonra video çekeyim mantığına girmiyorum. Videoları beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmanızı daha çok insanın görmesi için. Bir bilinmezliğe gidiyoruz. İnşallah derindir. Şu anda diyorum ya, kaydı başlattık. Böyle güzel güzel konuştuk ama insan eliyle yapılmasının görüntüleri, yani şu görmüş olduğunuz izler, insanların buraları küçük küçük keskilerle oluşturduğunu görebiliyoruz. 40'a 80'lik bir tünel. İçerideki görüntü diyor mu? Taşın görüntüsünü size şimdi göstereceğim. Evet. Kaya katmanını görüyor musunuz? Bakın yukarı doğru havalandırma, hani bazı alanlarda böyle görüntüler yaşıyorsunuz ya, böyle beyazlık hava almış muhabbeti. İşte yukarıdaki karşılaştığınız manzara bu şekilde bir olay varsa aşağıdaki odanın bununla alakalı. Bununla alakalı sormak isterseniz özel olarak bunu sorabilirsiniz. Burası boş bir alan. Sonradan kazılmaya çalışılmış. Daha büyütülmeye çalışılmış. Ama şimdiki şu taşı gösterdiğim zaman gerçekten mükemmel bir görüntüye sahip bir taş. Şöyle bakın. Gerçekten devasa bir taşı içeri sokmuşlar. Bu kadar güzel kırmızı renkli taş ilk defa görüyorum. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz. Ama şu anda bir sıkıntımız var. Evet. Bizim ana kolumuz burası. Kapatma yaptığı yer bu alanda. Şurası oturduğu yer taşın. Bakın bu taşı zaten kapatma izlettiğim videolar buydu. Burası giriş. Yani içeri doğru girdiğimiz zaman derine doğru korunma gelse, yani korunduğu alan burası. Şu noktalar, şu kandil koyma yerleri ne kadar gidiyor bilmiyorum. Burası yamaç olduğu için katlı olabilir. Şöyle bakıyoruz. Daha dolmuş durumda. Evet. Buradan işlem yapılıyor. Üstten de çökme yapmış. Dolma toprak olsa da bakın, güzel bir görüntü yakaladı aslında. Şu görmüş olduğumuz kısım. Katmanlar görüyor musunuz? Hem orijinal taşın rengi, yani kayacın rengi, hem üstteki toprağın görüntüsünü aynı alanda görebiliyoruz. Bu ne demek oluyor? Bir yer kazıldığı zaman, bakın karışık toprak dediğimiz mantık, şu nokta kazılmış toprağın görüntüsünü en güzel ele verilen kısımdır. Bu nokta tepe noktadan dolmuş. Buradan değil. Yani şu anda burası yarım kalmış bir yeraltı şehri. Görmüş olduğumuz alandan boşaltmak gerçekten zordur. Çünkü ne kadar uzun bir tünel olduğunu bilmiyorsunuz. Yamaçta bir kısım, bir üst yere, yani büyük savunması gerekilen odalara ulaşmak istiyorsanız bu noktadan gittiğiniz zaman maalesef uzun zaman alır. İçerideki alanı boşaltmak zaten gerçekten zordur. Burası tepeden çökmüş durumda. Zaten görüyorsunuz tepeye doğru da zaten bir şey atılmış. Tepe kısmından dolmuş durumda. Buraya içeriden dolduğu için kum, yani tamamen yağmur sularıyla dolmuş durumda. Çökme dolmuş olabilir. Ama şu nokta diyorum ya, gerçekten toprak yapı katmanındaki geçitlerin birbiriyle karıştığını göstergesi budur. Aynı şekilde şu noktalarda bakın, bak yarısı beyaz, yarısı siyah tarzında karışık. Yani alt ve üst tamamen şu taşı kıraraktan yapıyorsunuz. Alt dışarı atıyorsunuz. Ve ne oluyor? İçeri dolduğunda da işte bu şekilde harmanlanmış bir toprak oluyor. El değmiş toprak ne kadar sert olursa olsun, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde çok net bir şekilde belli olur.
Daha uzunlara, daha büyük yerlere gideceğimizi bekliyordum. Ama şu anda kapanmış. Ana hat burada değil. Buradan uğraşan arkadaşlar varsa onlara da sesleniyorum. Bu noktadan gitmek gerçekten zordur. Bir üst katman, yani girmiş olduğumuz kısmın üst katmanı, yani yavaş, burası şu şekilde arkadaşlar. Hemen bunu şu noktada anlatabilirim. Biz şu noktadan giriş yaptık. Geldik, böyle geldik, şurada kaldık. Yani diğer oda kısmı bu noktada. Zaten kayaç olarak içinde geziyorlar kayaların. Şu görmüş olduğumuz anaçların içinde. O yüzden şu noktadaki alanı siz buradan, bu tünelden gelip buradan boşaltmaya başladığınız zaman, yani bura 10 metre olsa şuranın, yani 10 metreyi boşaltmak gerçekten zahmetli bir iş. Fazla tutmak istemiyorum. Ama mantık olarak savunmak için. Ha, bu alanda şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burayı kullanan insanlar, burayı ilk kullanan insanlar Kapadokya Krallığı. Gerçekten güzel bir eser. Mantık olarak gördüğünüzde şu taşın diyorum ya. Yani bunu tek bir insanın ileri geri yapması baya baya zor. Kapadokya Krallığı'nın sikkeleri çıktığı için biliyorum bu noktada. Şu şekilde bakarsanız gördünüz mü? Burası ana hat. Şu yarım kalmış bir alan. Operasyon odasının gerçekleştirdiği kısım şurası. Buradan sağlıklı yapamadıkları içeriden arkadan bir tünel daha açıp daha sağlığı oradan yapmaya çalışmışlar. Bu ileri geri yaptırdığınızda, kapattığınızda ana hat burası. Biz giriş noktadayız. Yani önemsiz bir odadayız şu anda. Siz bu noktadan bu kapıyı aldıklarında, yani kapının geliş yönü çok önemli. Yani biz şimdi gidiş içeri doğru giriyoruz. Oradan bu tarafa geldiğinizde dışarı doğru çıkıyorsunuz. Önemli olan nokta diyorum bu oda değil. Bu oda tamamen sıradan bir oda. Önemli olan şuradan içeri girdiğinizde savunmak, yani yaşamak istediğiniz merkezi yerler mutfaktır, ihtiyaçlarıdır, kaldıkları alanlar, savundukları alanlar. Her şeyinin bulunduğu merkezi nokta dediğimiz orta merkez galeri tarzında bir alan, şu görmüş olduğumuz alanın iç kısmında kalıyor. Değişik ve güzel bir alan aslında. Mükemmel bir kaya yapısıyla inşa edilmiş bir yeraltı mantığı. Bakın burada da ön tarafın çökmesinden çökmemesi için bir sistem yapılmış. Bu da güzel, bak bu mantık. Üst kısım kayaç mantığında burası gördüğünüz gibi şu şekilde. Parça parça kopan bir kayaç yapısı. Kuzey kısımda yapılmaması gereken bir alana yapılmış aynı zamanda bu görmüş olduğumuz yeraltı şehri. Şu kayanın üst kısmın uçmaması için daha eski dönemlerde, bakın çevredeki taşları getirip bu alana bir kapı girişi yapılmış. Önemsiz bir öda. Muhtemelen hayvan barınağı olabilir bu gördüğümüz alan. Çünkü çok gereksiz bir nokta burası. Giriş kısmını vermedikler, yani özen vermemelerinden dolayı da bu kendini çok belirgin olarak gösterebiliyor. Herhangi bir musluk sistemi yok ama, yani diyorum bu direkt büyükbaş olarak da düşünmeyelim. Hayvanları sadece bir alana yığmak için de kullanılmış olabilir. Ama dönem olarak gereksiz bir odanın içinden daha büyük alanlara çıkıyor. Şimdi şu şekilde bir çıkalım. Şu alan girişin bak ön tarafında, yani bir yapı, bir ev tarzında bir şey varmış. Bir evin içinden aslında bir yeraltı şehrine gidiliyormuş. Tabii ki de ev sonraki dönemde inşa edilmiş. Çünkü içerideki taşlarda herhangi bir sıva mantığı, yani bir sıva olayı yoktu. Bir horasanlama yoktu. Tamamen doğaçlama şekilde yapılmış. Şu taşların yapıştırmalarına bakıyorsunuz. Mesela bakın bu noktada bir yapıştırma var ama içerideki taşlarda yok. Giriş kısmı önünde aslında birkaç tane daha oda varmış. Şu görmüş olduğumuz sırtı gördüğünüz zaman bu kendini belli ediyor. Şu nokta havaalan kısım burası. İçeri girdiğimizde hani oksit yapan böyle beyazlamış olan kısım vardı ya, o kısım da burası. Hava almasından anlaşıldığı üzere bu şekilde bir görüntüye sahip alanın havaalan kısım burası. Bu ara gece vakti girdik buraya. Biraz değişik bir kısım. Şu anda ayağımızın altı tam şu nokta.
şu çukurluk var ya arkadaşlar. Bakın bu çukurlukta çökmenin yaşandığı kısım. Yani bu ne demek oluyor? Yeraltı şehrinin çıktığımız zaman muhtemelen şu kısım var ya, şu sırt, bakın zaten ön tarafından bellidir. Bu noktada odaların olduğu kısımda şu anda ayaklarımızın altında. Şöyle bakıyoruz. Görüntü olarak kazılmış bir alan yok. Herhangi bir odanın tepeden çöken bir kısmı da yok. Gözle baktığımız zaman bu alan sadece şu noktadan dolmuş durumda. Şöyle alanlar göstereyim de. Olayın mantığı şu. Yani içerideki kazan arkadaşlar mesela. Şu çökmenin yaşandığı, çökme yeri burası. Çökmenin yaşandığı yerden, yani çökmenin yaşandığı alandan girseniz buradan, bu tarafa giden tüneliniz boş olacak. Yani birazcık uğraşıp ve şu bölgede, şu anki dediğim gibi, şu kısım yeraltı şehrinin ana hattını oluşturuyor. Evet, bu alanda ayrı bir güzellik. Aynı şekilde şu noktada da bakın. Bu noktada da bir çökme, bir yığıntı var. Bu da gösteriyor ki yeraltı şehrinin bir kolu da bu görmüş olduğumuz kısma geliyor. Şöyle baktığınız zaman ne kadar net görünüyor bilmiyorum ama şu çukurlaşmada buranın diğer bir kolla bağlantısı olduğu alan. Diğer üstte kapatılan bir noktada burası. Yani bizim şu kısım, şu görmüş olduğumuz kısım, şu kısmı görüyor musunuz? Şuranın, şu noktanın altı yeraltı şehri. Yani bize doğru da geliyor. Sol tarafa da gidiyor. Yukarı doğru da gidiyor. Yani açılmamış. Bakın yukarıda herhangi bir açılmış bir nokta yok. El değmemiş. Tertemiz. O günden bugüne kalan belki de alandır. Özellikle bakın burada çıkan, burada yaşayan insanların geçmişe doğru en eskiden en yeniye gelecek olursak gördük. Hani bildiklerimi söylüyorum. Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı. Bu dönemde Osmanlı çok çıkmamak şartıyla Selçuklu sikkeleri bu bölgeden çıktığı söylenir. Özellikle en çok sikke ve ürün olarak bu bölgede Kapadokya Krallığı'na ait sikkeler çıktığını duydum. Diyerekten size şu alanın diyorum ya, güzel bir alan aslında. Hiç el değmemesi de çok güzel. Hayırlısı diyerekten yavaş yavaş sizden müsaade istiyorum. Hava kararıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.